Eski pasaportum ile HES kodu alamıyorum. Genellikle bunları bize mesajla, telefonla arayarak ya da pasaportunu göndererek bize aldırmak isteyen yabancı müşterilerimiz oluyor. Bazen HES kodu alımında hata veriyor. Pasaport hatası, pasaport numarası hatası veriyor. Neden veriyor? Bundan bahsedeyim. Ya girişiniz çok eski tarihte Türkiye sisteminde, hudut kapısı sisteminde olduğu için sistem sizin pasaportunuzu tanımıyor. Bundan dolayı vermiyor. Ya da Türkiye'ye girişte pasaport polisinin sizin pasaport numaranızı yanlış sisteme kaydetmesinden dolayı ya da yanlış isim, soy isim, pasaport numarasını veri tabanına kaydettiği için siz HES kodu alamıyorsunuz. Bunun örneğini gördük. Eski pasaport numarası 6 haneli olur. Türkmenistanlılar için konuşuyorum. Sonuna virgül eklenmiş. Biz bunu sonuna virgül ekleyerek bu kişiye HES kodu aldık. Yani siz de pasaport hatası veriyorsa 2023 sistemi pasaport numarasının sonuna ya nokta koyun, ya virgül koyun, ya da boşluk bırakın. Yani iki boşluk bırakın. Soy isimlerini büyük harfle yazın. Doğum yılları zaten otomatikman rakamlı olduğu için büyük harf oluyor. Böyle varyasyonlar deneyin. Yani pasaport numarası sonuna nokta, virgül ya da iki boşluk bırakın. Bu şekilde gönderin 2023'e. Bu şekilde eski pasaporta HES kodu alabilirsiniz. Yapamayanlar bize WhatsApp'tan göndersin. Biz de denemesini yaparız. Yani her türlü şeyi deneyin. Pasaportunuzda soy isminiz İmamova diye geçiyorsa I'yı küçük de yapın, büyük de yapın. Boşluk bırakın. Bu şeyleri deneyin. Sistem size HES kodu verecektir.